Hocam günlük hayatta pek çok iş yapıyoruz. İşte bunların bazıları önemsiz işler oluyor, bazıları önemli oluyor, bazıları çok önemli işler oluyor. İşlerimizi hangi sıralamaya göre yapmalıyız? Öncelik hangi işlere verilmeli? Efendim büyük alim ve velilerden İmam-ı Gazali Hazretleri Hicri 450 ila 505 yıllar arasında yaşamıştır. 55 senelik bir ömrü var. Pek kıymetli eserler yazmıştır. Miladi 111'e tekabül ediyor vefatı. Ehem dururken mühim ile meşgul olmak dalalettir buyur, sapıklıktır diyor. Yani elzem varken onu yapmalı. Lazımla bile meşgul olmamalı. Hele hiç lüzumsuz şeyle hiç uğraşmamalı. İşlere fıkıh kitaplarında efali mükellefin denilir. Mükellef olanların yapacakları fiiller. Bu farz, vacip, sünnet, mubah. Efendim, müstahap. Mubah yerinde müstahap var. Müstahap, mubah, haram, mekruh, müfsit. 8 tane. Farz, vacip, sünnet, müstahap. 4'ü müsbet taraf. Mubah ortada. Öbür 3'ü de haram, mekruh, müfsit de menfi taraf. Şimdi burada 2 hadis-i şerif nakletmek istiyorum. Hatta hadisi kutsi. Bilindiği gibi mana Allahu Teala'ya söz Peygamber Efendimiz'e ait olursa ona hadisi kutsi denir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka bir şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca da onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Bu hadisi kutsi Sahih-i Buhari'de geçiyor. Diğer bir hadisi kutsi Mişkâtül Mesâbih'te var. İmam Suyuti'nin El Câmi-ü Sahir'inde var. Ey kulum, emrettiğim farzları yap, insanların en abidi, ibadet edeni olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın, ferah sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle, insanların en ganisi, zengini olursun. Kimseye muhtaç kalmazsın. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra efali mükellefinin uygulama sırası hakkında İslam alimlerinin kitaplarındaki bazı tavsiyelerinden bahsetmek münasip olacaktır. Haramdan kaçmak farzı yapmaktan önce geldiği gibi mekruhtan kaçmak da sünneti yapmaktan önce gelir. Mekruh işleyerek sünnet yapılmaz. Bir haramdan sakınmanın sevabı bir farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı ise bir mekruhtan sakınmanın sevabından daha çoktur. Mekruhtan sakınmanın sevabı da sünnetin sevabından çoktur. Şimdi bu sualin cevabı olarak büyük alim ve velilerden İmam Rabbani Hazretleri'nin bir hulasa cümlesini zikredelim. Allahu Teala'nın razı olduğu işler farzlar ve nafilelerdir. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymetleri yoktur. Bir farzı vaktinde kılmak 1000 sene nafile ibadet yapmaktan daha çok faydalıdır. Hatta bir farzı yaparken bunun sünnetlerinden bir sünneti ve edeplerinden bir edebi yapmak da başka nafileler yapmaktan kat kat daha kıymetlidir. Demek ki Fehimciğim, evvela düzgün bir itikada sahip olacağız. Sonra haramlardan sakınacağız. Sonra farzları yapacağız. Sonra mekruhlardan sakınacağız. Sonra vacipleri, sünnetleri yapacağız. Mubahlarda da zaruret miktarı kadar yapacağız. Böyle olursa ehemmi mühimme tercih etmiş oluruz. Elzemi lazıma tercih etmiş oluruz. Ve Allahu Teala'nın da rızasını kazanmış oluruz inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam.